Bugün bugünkü anmanın bir özelliği var mı? Önce oradan başlayalım. 21. babanın 21. ölüm yıl dönümü ama bu sefer biraz daha farklı gibi. Neler söyleyeceksin bize? Evet, babam 21. yıl dönümü ama annemi de kaybettik Mart ayında. Bir çeşit, yani anne ve babayı beraber anma oluyor bu bizim için. İkisini de can evin, yani evimizin direkleri bir şekilde elimizden kaydı onlara. Ama hep beraber yaşatmaya çalışıyoruz. Zaten yaşıyorlar, yani babamın şiiri, resmi, o kadar çok gelen giden oluyor ki onları kaybolmuyor bence. Tekrardan başka bir boyuta geçiyoruz ama annem de babamla birlikte şu anda. Evet. Biraz daha farklı Evet, tabii. evet. Siz bir takım çalışmalar yapmışsınız evin etrafında. Demin onları gördük, fotoğraflarınızı. Bunlara biraz açar mısınız bize? Şimdi biz can evini açıyoruz normalde 12 Ağustos'ta. Can evinde resimler, işte babamın kitapları, bir şairin nasıl bir ortamda olduğunu anlatmak için özellikle annemin istediği bir şeydi. Çünkü babam buraya geldiği zaman sadece iki tane kitapla gelmişti. Bütün onları getirdik. Böyle bir hem yaşadığı yer hem çalışma ortamındaki onu besleyen kaynakların bir kısmını da burada muhafaza ediyoruz. Normalde bir gün izin veriyorduk. Herkes geliyordu. Çok da seviyorlar. Ama bu pandemi dolayısıyla bunu yapamadık. Yani biz aile olarak çok evi açamadık, daha doğrusu. Fakat onun yerine bizim böyle kargıdan çitlerimiz var. Onun üzerine dedik, babamın Datça ile ilgili şiirleri, annemin yine Datça ile ilgili resimlerini böyle arda arda kargıların üzerinde sergiledik. Zaten kapının üzerinde bir sürü şey var. O sokak, babam gelirdi, bağırırdı sokağın başında, "O herkes evde mi?" diye. Oradan başlardı. Oradan aşağıya doğru bütün sergi, bütün güzel bir şey oldu. Onları asarken muhtar geldi. Dedi, ne yapabiliriz? Yani işte Can Yücel'i soruyorlar, yani nasıl biriydi, nasıldı diye. İşte heykel filan dedi, ya dedik, heykeli filan pek o kadar sevmezdi. Ama sonra şeyler çıktı. Yani babamın mesela tablete yazıp, taşa yazıp, kayrak taşı olur, mermer olur, böyle her yere yürüdüğü yollara babamın mısralarını yazıp insanlara babamın şiirlerini, yani o internette dolaşanlar değil de bir şekilde babamın ayak iziyle eve getirmek. Böyle bir şeyi söyledi muhtarla. Çok güzel oldu. Yani hem bunu böyle şey değil, yani asarken o da geldi gezerken, ya böyle bir şey yapsak dedi ki, Van Gogh'un var böyle patikası Fransa'da, Avignon'a yakın Saint-Rémy'de. Çok belirsiz, belli belirsiz, çok ince bir şekilde yapılmış bir patika. Hem ona uyuyor Van Gogh'a, hem de babama uyar. Babam da bu sokağa çıkmaz sokak olsaydı daha iyi demişti adı konduğunda. Yani böyle şeyleri seven bir adam değildi ama, ya bu çıkmaz sokak olsaydı daha da iyi olur filan demişti. Öyle bir dün de bir gelişme oldu. Hoştu yani. Evet, çok güzel. Şimdi internetteki dolaşan şiirlerle ilgili geçen yıl bir haber çıkmış. Profesör Doktor Semih Çelenk bunları araştırmış. 50 tane sahte Can Yücel şiiri var. İnsanlar bir yerde görüyorlar, onu paylaşıyorlar ve Can
Can Yücel'le hiç alakası olmayan şiirleri onun imzasıyla yayınlıyorlar ya da ona ait olmayan sözleri söylenmiş gibi kabul ediyorlar. Tabi bunları kaldırabilmek ancak bilgiyle mümkün. Yasaklayarak bir şey yapılamaz. Aynen. Can Yücel'in kitapları ortada dolaşıyor değil mi? Yani Can Yücel'in tabii kitapları şu anda satılıyor ve siz hangi yayın evinden çıktığını da söyler misiniz? İş Bankası Kültür Yayın Evi'nden çıkıyor ve hakikaten onlar da mesela bugün babamla anlaması için bir şeyler yapıyorlar. Video da yaptılar, onu da yayınlıyorlar. Orada bütün şiirleri, çevirileri yavaş yavaş çıkıyor. İşte Shakespeare olsun, Muhteşem Gatsby olacak, basılacak. Bütün şiir kitapları var orada. Oradan alabilirler. Yani kaynak göstermek lazım internette. Eğer o kaynak yoksa, yani kaynakçası yoksa hiçbir şekilde kullanmamak lazım. Bunu söylüyoruz. Yani ortalıkta gezen zaten onun uslubu değil. Hemen anlaşılıyor. Babamın şey böyle emir tipi olsun. İşte şunu yap, bunu sev, bunu böyle bir uslubu olmayan bir adam. Zaten iğneli yazan bir adam. Muhalefet bir adam. Ama mesela buraya gelen insanları görüyoruz burada. Öyle de bir bilgi eksikliği var. Yani bilgiyi biz, yani şair olsun, mesela ben deniz bilimlerinde çalışıyorum. Bilmediği zaman adam koruyamıyor. Ne kadar yaparsan yap. Yani bunu bir şekilde bu köyle başlayıp hani buradaki şiirlerle internette uyarıyoruz. Ama devamlı hani siz de söylüyorsunuz zaten. Bunu bir şekilde iletmek gerekiyor. Yoksa tamamen çekmek gerekiyor medyadan. Yani hiçbir şekilde yayınlamayacağız Can Yücel'in şiirlerini. Bunu da çok yapmak istemiyoruz aile olarak. Annem de hiç istemezdi. Şey, geçen gün birisiyle konuştum. Yunus Emre, işte Pir Sultan Abdal. Yani onların şiirleri böyle halk şairi. Nasıl kalmış dedim. Yani böyle böyle anonim bir şiir kitlesi. Onlar da dediler yavaş yavaş o pullar döküldü. Öyle bir şey dedi. Uyduruklar dökülüyor zaten dedi. Yani belki öyle bir süreçten geçiyoruz. Böyle. Ben de Güler ablayla ilgili bu konuştuğumuzun tersine bir anekdot paylaşmak istiyorum. Sen biliyorsundur herhalde, konuşmuştum ama bunu izleyicilerimize aktaralım. Güler ablanın otobiyografi kitabının başında bir şiir var ve altında Can Yücel yazıyor. Dedim ki Can Baba da çok güzel ithaf, daha önceden mi yazmıştı bunu? Yok dedi, ya o benim şiirim dedi, Can'ın şiiri değil. Ama dedim Can Yücel düzelt dedi, çizdim ve Güler Yücel yazdım. Daha kitabın başında. Bir de ben çok fazla tahsihli yazarım. Yani dedim ki doğru dürüst yazmayı kendi yazısını yazamayan Nazım Altman, iki büyük ismin bir arada olduğu bir kitapta tahsih yapıyor ya, dedim bu da tarihe geçer artık. Böyle bir düzeltme yapmıştım Güler ablanın kitabında. Peki bir şey söyleyeceğim. Mesela annemin enteresan bir şeyi var. Annem çok farklı bir kadındı. Şiir yazıyordu, resim yapıyordu, öğretmenlik, Montessori'yi ilk getiren insanlardan biriydi. Anneydi, gülerdi. Böyle bir kadın, renkli. Ve hiçbir zaman şiir yazıyorum demedi, resim yapıyorum yaşam demedi. Böyle bir şey vardı. Mesela şiiri var bir tane. Ben ortalığı süpürüyorum. Zannediyorlar ki şiir yazıyorum. Yani böyle bir kadınsı bir şiir ve başka bir sanatla kadının etkisini anlatan bir sürü şiir var annemde. Ama bunu söylemeden yapıyor. Onu da anmak istedim. Annemin de şiirlerini bu vesileyle. Bir de Güler ablamızın şöyle bir yanı vardı. Yani son yıllarında, yani
çok rahatsızlıkları vardı. İşte oturması bile güçlükle olabiliyordu. Hı hı. Ama neşesini kaybetmiyordu. Her zaman neşeliydi. Yani of ölüyorum bitiyorum demiyordu. Ve mutlaka işte karşılaştık gelenlerle bir espri paylaşıyordu. Öyle değil mi? Öyle yani. Özellikle yazın burada olduğumuz zamanlarda. Yalnız fazla kalabalıktan da haz etmiyordu tabii ki. Tabii. Yani o buradaki yoğunluk onu biraz yoruyordu. Ama bir yandan da seviyordu. Yani bu kadar insanın yani gelgitli bir şeydi esasında. Hem ama mesela sokağı çok koruyordu. Sokağın ruhu var diyordu. Onun için özellikle çektim. Yani o şehirleşme, o bir şekilde işte Datça'nın da, eski Datça'nın da mekansal anlamda değişime uğraması sadece biz aile olarak değil, buradaki esnafıdır, belediyesidir, hepsinin koruması gerekiyor. Yani mesela İtalya'da filan var, dayım da anlatıyor, arkeolog o. Mahallenin ruhu var. Yani bir tek babamın evinin korunması ve annemin evinin korunması, o ortamın korunması gerekiyor. O yapılaşmanın, oradaki yapılardaki kullanımlar önemli. Yani karşıya bir bar açtığın zaman, kebapçı açtığın zaman, hani metalaşmaya başladığı zaman sokak, o ruh da gidiyor. Onu da söylemek istiyorum. Yani bir şekilde bizim can evini korurken etrafının da korunması gerekiyor. Onu da sadece biz değil, buradaki bazı unsurların da devreye girmesi lazım. Yani sadece kanunla değil, bir takım ruhun, yani bu ortamın canlı bir şekilde, yani müze tamam ileride bilmem de, ama bir bitki gibi toprağınla, havasıyla, çevresiyle korunması gerektiğini de farkına varılması gerekiyor. Onun için özellikle sokağa çektik bu sefer, yolladım size. Peki bugün böyle mezardaki anmadan sonra saat 16'da olacak. Oraya gelenler eskiden topluca eve gelinir. Güler ablanın sağlığı yerinde olduğu zamanlarda o kadar kalabalığı da ağırlardı. Kapılar açılırdı. Siz bugün bu ziyarette imkan tanıyacak mısınız? Nedir durumunuz? Sadece o grup için yapabilirim ama şeyi yapamıyorum. Yani o kadar insan geliyor ki Nazım'cığım, 200-300 kişi. Onun için yazdım. Yani bu pandemide bizler onu yapamıyoruz. Ama öyle bir küçük bir grup geldiği zaman tabii ki başımızın üstünde yerimiz var. Yani kontrollü bir şekilde. Ama o şimdi bile babar, şu anda bile kapıda insanlar okuyor metinlere. Onu okuyorlar, ediyorlar. Onda sorun yok. Tabii yazar, çizer, gelip buradayız yani. Onda hiç sorun yok. Yok hiç. Yani evdeyiz. Yok, can aslında evine geliyor. Onun için dedim, hatta isterseniz dedim can evinden çekeyim. Buradayız yani. Biz sabah erken gidiyoruz. O çiçeği bırakacağız annemle babam için. Ama buradayız yani. Zaten ben hiç sorun yok yani. O devam yani. Evet. O zaman akşam da saat 18'de Datça'da olanlar, Datça, Betçe, işte Palamutbükü'nde olanlar 18'de Uksa'ya gelerek buradaki anma toplantısına katılabilirler. Herkese açık bir toplantı. Ben de zaten şu anda oradan yayın yapıyorum. Oradan tabii. Evet. Bu daveti de bir kez daha Nevzat Metin'in davetini buradan paylaşalım. Saat 18'de. Zaten sen de geleceksin. Geleceğim. Evet, geleceğim. Hep beraber olacağız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz bu günde. Acı gün diyoruz ama aslında şöyle bir şey. Şiirleriyle, kitaplarıyla, çevirileriyle yaşayan ve hayatın ortasında olan bir yazar, şair için öldü demek kolay değil. Can Yücel hala
var ve toplumu yönlendirmeye devam ediyor şiirleriyle diyelim. Peki, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Akşam görüşmek üzere diyoruz. Görüşmek üzere. Çok sevgiler.